Merhabalar. Çok güzel bir hikaye var. Bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Hikayenin kendisi çok güzel. İnşallah ben de hakkını vererek anlatabilirsem memnun olacağım, mutlu olacağım. Yavuz Sultan Selim ile İran Şahı Şah İsmail arasında geçen bir olay üzerine bu hikaye anlatılır. Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra Şah İsmail ona hediye olarak "Hayırlı olsun" adı altında bir santık gönderir. O dönemde İran'da ünlü olan ne varsa, İran'ı temsil eden ne varsa altınlar, gümüşler sandığa doldurup göndermiştir. Fakat şöyle bir detay var. Yavuz Sultan Selim'in şehzadelik döneminden Şah İsmail'le olan bazı irtibatları, diyalogları var. Yani birbirlerini aslında sevmezler ama birbirlerinin dişine göre de rakiptirler. Sandıktan hediyeler çıktıkça ortalığı çok pis bir koku sarar. Sonra bütün eşyalar çıkarıldıktan sonra bakarlar ki sandığın en dibinde insan pisliği var. Bu çok büyük bir hakarettir ve sadece Yavuz Sultan Selim'e değil, aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne yapılmış bir hakarettir. Ve Yavuz Sultan Selim bunun altında kalacak, bunu sineye çekecek bir padişah değildir. Şah İsmail bunu bilir. Yavuz Sultan Selim'in nasıl celalli bir padişah olduğunu bilir. Kendisini ona göre ayarlar. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in bunu bir savaş sebebi sayacağını ve orduyu hazırlayacağını düşünür. Yavuz Sultan Selim elbette ki çok sinirlenir. Ahaliyi toplar, vezirlerini toplar. Der ki herkes kafa yorsun. Biz bunun altında kalmayız. Biz bunun altında kalacak bir devlet değiliz. Şah İsmail'e nasıl bir cevap vermeliyiz? Herkes düşünsün der. Herkes kafa yorar. Kimisi der ki hünkârım gidip İran'ı onun başına yıkalım. Kimisi der ki gidip onu alalım, kellesini uçuralım. Yine çözümü kendisi bulur. Şah İsmail'e teşekkür adı altında göndermek üzere bir sandık hazırlatır. Sandıkta Osmanlı'yı temsil edecek ne varsa, çok güzel mücevherler, çok güzel gümüş tepsiler, ipek kumaşlar, Bursa işi çiniler, ne varsa Osmanlı'yı temsil eden çok güzel bir sandık yapar ve gönderir. Tabii Şah İsmail şaşırır buna. Yani öyle bir hediyeye, Yavuz Sultan Selim'in bu kadar güzel bir sandık hediye göndermesi beklenemez. Celalli bir adamdır çünkü. Sonra sandık açılmaya başlar. İçindeki eşyalar tek tek çıkarılır. Hepsi göz alıcı, hepsi şahane hediyelerdir. Ama Şah İsmail tabii içinde bir kurt var. Bir şey olması lazım, bir şey olması lazım. Eşyalar çıktıkça, hediyeler sandıktan boşaltıldıkça ortalığı çok güzel bir koku sarar. Ve en sonunda çok güzel bir çini tabağın içine Osmanlı'ya özgü o güzel gül lokumlarımızdan bir tabak hazırlanmıştı. En sonuna konmuştur sandığın. Ve o gül lokumunun üzerinde Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir notu vardır. Herkes yediğinden ikram eder. Evet, herkes yediğinden ikram eder ve herkes kendine yakışanı yapar.